Merhabalar. İletişim çağımızın belki de en büyük problemi. Nereden biliyorum? Bana en çok sorulan soruların başında geliyor. Sağlıklı iletişim kurmanın yöntemleri. Şimdi ben bir sinir bilimci olarak aslında uğraştığım birçok konunun arasında benim için de bu konu çok önemli. Çünkü insan iletişimi son derece kompleks bir şey. Ve biz genellikle söylediğimiz sözlerin karşıdaki tarafından dinlendiğini, olduğu gibi anlaşıldığını düşünerek çok yanılıyoruz. Çünkü iletişimimizin çok çok az bir kısmı, en fazla %20'si kullandığımız kelimelerle ilgili. İletişimin çok çok büyük bir kısmı, ses tonumuzdaki dalgalanmalar, vücudumuzda o belli belirsiz meydana gelen mikro ya da makro hareketler, yani beden dili. Ve bunun gibi bir sürü bilinçli dikkatimizden kaçan ipucuyla karşıya aktarılıyor. Karşıdaki insanlar, ister tek ister grup halinde olsun hiç fark etmez, o anda bulundukları durum, özel koşullar, zihinlerinde gezinen bir sürü düşünce eşliğinde bizi dinliyorlar. Ne kadarını anlayıp ne kadarını anlamadıklarını bilmemiz pek mümkün değil. Dolayısıyla bütün bu faktörlere baktığınızda son derece karmaşık bir iletişim problemi denizi içerisinde çırpınıp duruyoruz. Ve çoğu zaman çok iyi bildiğimiz eşimiz, çocuğumuz, annemiz, babamızla bile anlaşmakta çok temel sıkıntılar çekebiliyoruz. Sinir bilimsel olarak aslında bunlara bazı çözümlerimiz var. İnsan iletişiminin gözden kaçan, çok fazla dikkat edemediğimiz, bilmediğimiz için yakalayamadığımız bazı temel ve sade kuralları var. Mesela beynimizdeki ayna nöron sistemi denen o garip ve enteresan sistem gibi. Bu sistem karşımızdaki insanların en ince davranışlarını bile duygusal olarak beynimizin bilinçsiz bölgelerinin okumasını ve bundan bir anlam çıkarmasını sağlıyor. Çoğu zaman çok güzel bir sohbet ederken karşınızdaki insanla İçinizi garip bir mutluluk ya da garip bir karamsarlık kaplayabiliyor. İşte eğer bu duygulara dikkat edebilirseniz, sizin bilincinizin yakalayamadığı sinyalleri yakalayan bilinç dışı zihninizin size söylemeye, fısıldamaya çalıştıklarını duyabilirsiniz. Yahut kelimelerimizin sınırları, kelimelerin etrafındaki o anlam bulutu dediğimiz harelerin nasıl algılandığı, kafamızdaki o benzersiz donanımın temel çalışma kuralları gibi şeyleri masaya koyduğumuzda aslında iletişimin temel ve sade kurallarını birer birer anlamaya başlıyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Hayatımızda en önemli sorun, hele ki bu iletişim işte dijital teknoloji çağında, insanlarla aramızda yanlış anlaşılmaya mahal verebilecek birçok riskli durumu da otomatikman bertaraf etmiş oluyoruz. Beyni anlamak her şeyde önemli ama bu devirde iletişim açısından bence en önemli bilgilerden bir tanesi sadece insan beynine has olan bu dil ve iletişim meselesinin temel kurallarını muhakkak herkesin bilmesi.